İtalya 4 Aralık tarihinde Senato'nun yetkilerini kısıtlamak için referanduma gidiyor. Ülkenin siyasi istikrarını güçlendirecek olan bu durum, Matteo Renzi'nin başkanlığındaki sol görüşlü hükümet içinde bir devrim niteliğinde. İtalya'da sorunsuz işleyen iki meclisli bir sistem bulunuyor. Her iki karar merci de aynı güce sahip. Referandum sonrası doğrudan seçilen 315 sandalyeli senatonun küçültülerek bölgelerin senatosuna dönüşmesi amaçlanıyor. Yeni senatoda sadece 100 sandalye olacak ve senato üyeleri 74 kişinin oluşturduğu bölgesel konsey ve 21 belediye başkanı tarafından seçilecek. Bugün kanun tasarısının iki merci tarafından da onaylanması gerekiyor. Eğer reform kabul edilirse, Mebuslar Odası kanun tasarısı konusunda nihai kararı verme yetkisine sahip olacak. Senatonun anayasayla ilgili konularda veto etme hakkı devam edecek ve üyelerin en az üçte biri kabul ettiği takdirde senato anayasa taslaklarını inceleyebilecek. İki mercide değişimden yana oy kullandı ancak üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı için yönetmelik henüz yürürlüğe girmedi. Bu sebeple de referanduma gidildi. İtalyan halkı 4 Aralık'taki referandumda İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin liderliğine evet ya da hayır diyecek. Ancak bu yeni reform demokratik yollarla seçilen ve dengeleri gözeten meclis sistemini sekteye uğratacağı düşüncesiyle muhalefet partileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Avrupa'nın önde gelen kurumları referandumun sonuçlarını kaygıyla bekliyor. İtalya Anayasası, Ocak 1948'de kabul edilmiş ve 2001 yılında da yeniden düzenlenmişti.